Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, wo ile başlayan soru zamirleri. Dilerseniz dersimiz başlasın. Wo ile başlayan soru zamirlerinden ne anlamalıyız? Arkadaşlar bildiğiniz üzere fiiller, bazı fiiller prepozisyon gerektiriyor. Nedir bu prepozisyonlar? Auf gibi, über gibi, mit gibi, von gibi. Bu prepozisyonların başına ben wo'yu getirdiğimde anlam kazanmış oluyor ve soru zamirimi oluşturmuş oluyorum. Tıpkı worauf gibi, worüber gibi. Bunları şimdi örnekler içerisinde görüyor olacağız. İlk örneğimize bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Das kleine Kind hat Angst vor Hunden. Öncelikle bir anlamlandıralım. Das kleine Kind küçük çocuk demek değil mi arkadaşlar? Angst vor korkmak demek değil mi? Bir şeyden korkmak derken değil mi? Bakın Angst vor etwas haben. Bir şeyden korkmak denildiğinde ne yapıyorduk biz? Vor ile birlikte kullanıyorduk değil mi bu yapıyı? Dolayısıyla vor, burayı dikkate almam lazım. Hunden, köpeklerden korkuyor değil mi? Küçük çocuk köpeklerden korkuyor. Köpeklerden çekiniyor anlamı değil mi? Şimdi biz bunu arkadaşlar daha önceden görmüştük. Ne yapmıştık? Da yapısını hatırlayacak olursanız ne yapmıştık? Onlardan korkuyor. Bakın refere olarak gösterdiğim bir durumdu bu. Söz gelimi ben bir önceki cümlede köpeklerden bahsediyorsam eğer ne diyebilirim bunun için? Das kleine Kind hat Angst davor. Dolayısıyla burada ne demek istiyoruz? Küçük çocuk bundan korkuyor. Neyden korkuyor? Önceden belirtmiş olduğum bir durum vardır. Bu durumda köpeklerdir çocuğun çekindiği, korktuğu. Dolayısıyla biz ne yaparız? Davor deriz. Bunu ayrıntılı şekilde görmüştük değil mi? Das kleine Kind hat Angst davor. Demek ki davor'dan kasıt ne? Vor Hunden. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar bunun sorusunu soracağız. Neyden çekiniyor, neyden korkuyor küçük çocuk diyeceğiz. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Bakın burada wovor sorusunu soruyorum. Wovor demek ki wo, for ile ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Soru zamirini demek ki bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Ve diyorum ki küçük çocuk neyden korkuyor, neden çekiniyor derken demek ki wovor hat das kleine Kind Angst? Demek ki küçük çocuk neyden korkuyor, neyden çekiniyor derken wovor yapısını kullanmam değil mi? Bu zamiri kurmam gerekiyor. Wovor hat das kleine Kind Angst sorusunu ne yapmış oluyorum? Sormuş oluyorum. Tabii arkadaşlar bu yapıyı oluşturmam için çok iyi bilmem gereken bir durum var. Nedir o arkadaşlar? Angst neyi gerektiriyor? Angst vor. Demek ki angst ve vor ile ne yapmış oluyorum? Bunu bu yapıyı oluşturduğumda ancak bu soruyu sorabilirim. Dolayısıyla ben buraya wofür diyemem, womit diyemem, woran diyemem. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu altyapıyı oluşturduktan sonra bunları emin olun çok kolay bir şekilde yapabiliyorum. Tıpkı A1'de ben size ne demiştim? Artikelleri bilmeden ileriki konuları rahat bir şekilde yapamayız. Öyle değil mi? Aynı şey burada da geçerli. Tabii ki artikelleri biliyor olmamız lazım. Ancak bir şey daha var. İsimler ve ilgili fiiller hangi prepozisyonu gerektiriyor? Bunu bilmeden bu noktada takılırım arkadaşlar. Demek ki bunu yapabilmem için o ilgili isimleri bakın burada bir isim söz konusu. Bir şeyden korkmak derken Angst vor demem gerekiyor değil mi? Bu bilgiyi bilmeden burayı yapamazdım. Dolayısıyla bakın bütün bu gramer yapıları birbiriyle ilişki halinde. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Üst üste ezberlemem de gerekebiliyor öyle değil mi? İkinci örneğimize bir bakalım arkadaşlar. İkinci örnek ne diyor? Die Leute lachen über den lustigen Clown. Evet. Die Leute neydi? İnsanlar. Lachen gülmek demek. Bir şeye gülmek derken ne derim arkadaşlar? Lachen über.
gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu bilmem gerekiyor. Demek ki lachen über bir şeye gülmek. Lachen mit denildiğinde evet kullanılabilir. Lachen mit birisi ile gülmek. Ancak buradaki durum ne? Über den lustigen Clown. Clown neydi? Palyaço demek. Lustig, komik. Komik palyaço derken der lustige Clown. Ancak burada über akusatifi gerektirdiğinden dolayı über den lustigen Clown diyorum. Ama benim dikkat etmem gereken şey şu. Lachen neyi gerektiriyor? Über. Demek ki komik palyaçoya gülüyor insanlar. Derken ne diyecekmişim? Die Leute lachen über den lustigen Clown diyecekmişim. Öyle değil mi? Şimdi ben burada bir kişi söz konusu olduğundan dolayı die Leute lachen über ihn. Neden über ihn? Çünkü akusatifi gerektiriyor. Ben kalkıp buraya die Leute lachen darüber demem. Çünkü bu bir kişi, bu bir insan. Ama bu bir durum olmuş olaydı ne olurdu? Darüber şeklinde yorumlanırdı. Ancak burada clown bu bir şahıs, bu bir insan. Bundan dolayı ne olacak? Bu bir erkek. Dolayısıyla über ihn diyeceğim. Peki soru olarak soracak olursam, değil mi? Sorusunu soracak olursam zamir olarak ne diyeceğim? Neye gülüyor insanlar? Ne diyeceğim? Worüber diyeceğim. Demek ki bakın burada lachen über ne oldu? Worüber şekline büründü değil mi? Bu soru zamirine büründü ve dedim ki worüber lachen die Leute. İnsanlar nereye, neye gülüyor? Değil mi? İnsanlar neye gülüyor derken demek ki ne diyecekmişim? Worüber lachen die Leute sorusunu soracakmışım. Dediğim gibi arkadaşlar ben eğer ismi ya da eylemi hangi prepozisyon ile örtüştürmem gerekiyor? Bunu eğer biliyorsam emin olun bu artık çocuk oyuncağı. O kadar kolay bir şekilde geliyor ki yapmam gereken şey ne? Wo'yu getirmek ve kaynaştırma harfi R ile beraber ne yapıyorum? Worüber, womit, worauf gibi değil mi? Ne yapmış oluyorum? Bunu çeşitli şeklinde değil mi? Çeşitlendirmiş oluyorum. Sonraki örneğimize bir bakalım. Unser Sohn interessiert sich für Architektur. Evet. Bu ne diyor? Bu cümle ne diyor arkadaşlar? Oğlumuz interessiert sich ilgileniyor. Ne ile ilgileniyor? Bakın burada sich interessieren neydi? Refleksif gerektiren bir fiil. Dolayısıyla bu fiil neyi gerektiriyor? Für prepozisyonunu gerektiriyor. Dolayısıyla unser Sohn interessiert sich für Architektur. Architektur ne demek arkadaşlar? Mimari değil mi? Mimarlık. Dolayısıyla oğlumuz mimarlık ile ilgili. Değil mi? Şimdi ben burada arkadaşlar önceki cümlede söz gelimi ben mimariden bahsettim, mimarlıktan bahsettim. Dolayısıyla diyorum ki oğlumuz bununla ilgili. Ne diyeceğim o zaman arkadaşlar? Unser Sohn interessiert sich dafür. Bakın ne olacak burada für? Önüne ne gelecek? Daha gelecek. Dolayısıyla dafür diyeceğim. Peki sorusunu soracak olursam dersem ki oğlunuz neyle ilgili? Ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Wofür. Bakın dafür neye dönüştü? Wofür. Oğlunuz neyle ilgili? Wofür interessiert sich euer Sohn? Değil mi? Bir çift var karşımda, bir anne baba var karşımda ve diyorum ki sizin oğlunuz neyle ilgili? Dolayısıyla ne diyeceğim? Wofür interessiert sich euer Sohn? Demek ki arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? İlgili fiilin hangi prepozisyon ile örtüştüğünü bildiğimde da'yı getiriyorum ya da wo'yu getiriyorum ve sonlandırıcı olarak o ilgili prepozisyonu koymuş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das kleine Kind hat Angst vor Hunden. Das kleine Kind hat Angst vor Hunden. Das kleine Kind hat Angst davor. Das kleine Kind hat Angst davor. Wovor hat das kleine Kind Angst?
Wovor hat das kleine Kind Angst? Die Leute lachen über den lustigen Clown. Die Leute lachen über den lustigen Clown. Die Leute lachen über ihn. Die Leute lachen über ihn. Worüber lachen die Leute? Worüber lachen die Leute? Unser Sohn interessiert sich für Architektur. Unser Sohn interessiert sich für Architektur. Unser Sohn interessiert sich dafür. Unser Sohn interessiert sich dafür. Wofür interessiert sich euer Sohn? Wofür interessiert sich euer Sohn? Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Der Mann wartet auf einen Arbeitsvertrag, um in Deutschland zu arbeiten. Öncelikle bir anlamlandıralım. Warten auf. Bakın bunu birlikte bir yapı olarak görmekte fayda var. Hatta şu öneride bulunabilirim size arkadaşlar. Yeni karşılaştığımız ya da daha önceden görmüş olduğumuz bu fiilleri mutlaka o ilgili prepozisyonla beraber bir defter tutarsak bunları emin olun çok daha kolay bir şekilde kavramış olursunuz. Warten auf demek ki bir şeyi beklemek demek arkadaşlar. Der Mann wartet auf einen Arbeitsvertrag. Vertrag neydi arkadaşlar? Der Vertrag sözleşme demek. Dolayısıyla der Arbeitsvertrag iş akti. Der Mann wartet auf einen Arbeitsvertrag, um in Deutschland zu arbeiten. Evet, aramızda belki bu durumda olanlar vardır. Almanya'da çalışmak üzere, değil mi? Adam neyi bekliyor? İş aktini bekliyor. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar, der Mann wartet auf, neye konsantre olmamız lazım? Auf, değil mi? Auf prepozisyonuna. Dolayısıyla ben söz gelimi daha önceden iş akti hakkında konuştuğumu varsayayım. Ne diyeceğim? Der Mann wartet darauf diyeceğim, değil mi? Neden? Çünkü warten ve auf bunu zaten biliyorum. Ne yapacağım? Başına da'yı getireceğim ve diyeceğim ki adam bunu bekliyor. Dolayısıyla der Mann wartet darauf. Peki bunun sorusunu sormak istediğimde ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Darauf ne olacak? Worauf olacak. Dolayısıyla adam neyi bekliyor? Ne diyeceğim? Worauf wartet der Mann? Adam neyi bekliyor, değil mi? Worauf wartet der Mann? Ne yapacakmışım? Demek ki wo'yu başa getireceğim ve kaynaştırma harfim er girecek araya. Diyeceğim ki worauf, değil mi? Worauf wartet der Mann? Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Sonraki örneğe bir bakalım arkadaşlar. Die Studentin lebt vom Geld ihrer Mutter. Geld neydi? Das Geld? Para demekti. Die Studentin, kız öğrenci değil mi? Üniversite öğrencisi. Lebt vom, hayatını neyle idame ettiriyor? Bakın o anlam çıkmış oluyor. Hayatını neyle idame ettiriyor? Annesinden gelen parayla, değil mi? Ne yapıyor? Hayatını devam ettiriyor anlamı taşıyor. Dolayısıyla leben von, bakın bunu biliyor olmam lazım. Hayatını idame ettirmek, değil mi? Evet, o anlama geliyor Türkçe'de. Dolayısıyla die Studentin lebt vom Geld ihrer Mutter. Annesinden gelen parayla hayatını, değil mi? Geçindiriyor, hayatını idame ediyor. Şimdi buraya dikkat etmem gereken şey ne arkadaşlar? Leben von. Von, değil mi? Tabi burada datiflik girmiş araya, olabilir. Ben ne yapacağım? Bunu yalın hale getireceğim. Vom demeyeceğim, ne diyeceğim? Von'u dikkate alacağım. Dolayısıyla öğrenci bununla geçiniyor. Dolayısıyla ne diyeceğim? Die Studentin lebt davon. Bunları zaten daha önceden görmüştük. Öyle değil mi? Ama hatırlatma olması babında artı nereden geldiğini bilmek maksadıyla karşılaştırmalı olarak bunu göstermek istedim. Hem bir hatırlama olsun hem de nereden dediğim gibi geldiğini görmemiz maksadıyla. Die Studentin lebt davon, hayatını buradan idame ettiriyor. Buradan geçiniyor demiş oluyoruz, değil mi? Sorusunu sorduğumda ne yapacağım? Wovon lebt die Studentin? Bu öğrenci
ne ile hayatını geçindiriyor dediğimde demek ki Wovon lebt die Studentin demem gerekiyor. Tabi zaman zaman Türkçe, Almanca, Türkçe, Almanca derken insan böyle kala kalabiliyor. Evet, affınıza sığınaraktan arkadaşlar. Altıncı ve son örneğimize bir bakalım. Die Arbeiter warten auf den Zug. Evet, bu da gayet bariz, açık bir cümle. Warten auf ne demek arkadaşlar? Bir şeyi beklemek. Bakın burada da gene aynı şekilde bir şeyi beklemek var değil mi? Ancak burada durum ne arkadaşlar? Çoğul olduğu için warten auf şeklinde yorumlanmış. Der Zug neydi? Tren demekti değil mi? İşçiler bunu bekliyor, şunu bekliyor derken ne diyeceğiz? Die Arbeiter warten darauf diyeceğiz. Değil mi? Neyi bekliyorlar diye sorduğumuzda da ne olacak? Worauf warten die Arbeiter sorusunu sormuş olacağız. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Mann wartet auf einen Arbeitsvertrag, in Deutschland zu arbeiten. Der Mann wartet auf einen Arbeitsvertrag, in Deutschland zu arbeiten. Der Mann wartet darauf. Der Mann wartet darauf. Worauf wartet der Mann? Worauf wartet der Mann? Die Studentin lebt vom Geld ihrer Mutter. Die Studentin lebt vom Geld ihrer Mutter. Die Studentin lebt davon. Die Studentin lebt davon. Wovon lebt die Studentin? Wovon lebt die Studentin? Die Arbeiter warten auf den Zug. Die Arbeiter warten auf den Zug. Die Arbeiter warten darauf. Die Arbeiter warten darauf. Worauf warten die Arbeiter? Worauf warten die Arbeiter? Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde wo ile başlayan soru zamirlerini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.